Parti karar arifesinde sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan'dan birleşme teklifi alan Genel Başkan Numan Kurtulmuş öneriyi bugün Genel İdare Kurulu ve il başkanlarına götürdü. Bakın toplantılardan ne sonuç çıktı. Uzun sürmeyecek çünkü eğilim belli gibi. Teşkilat AK Parti ile birleşmeye sıcak bakıyor. Genel Başkan Numan Kurtulmuş kurmaylarına danışarak prosedürü yerine getiriyor bir anlamda. Önce MYK'yı toplamıştı. Haftanın son günü de il başkanlarını ve genel idare kurulunu. Başlarımızla görüşeceğiz. Yani herkes söyleyeceği ne sözü varsa bunları söyleyecek. Şu anda istişarelerimiz devam ediyor. İl başkanları toplantısı bir eksikle başladı. Partinin ağır topu İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu bir gün önce istifa etmişti. Salondaki koltuğu boş kaldı. Kurtulmuş, kadim dostum dediği Bekaroğlu hakkında konuşmak istemedi. Sayın Bekaroğlu benim kadim eski dostum, arkadaşımdır. Kendisi hakkında bir şey konuşmam, kendisi hakkında bir şey konuşturtmam. Birleşme projesiyle ilgili değişik senaryolar var. Bir iddiaya göre Erdoğan 2014'te köşke çıkacak, koltuğunu Kurtulmuş'a devredecek. Eğer Numan Kurtulmuş ve arkadaşları makam mevki içerisinde, beklentisi içerisinde olsaydı şimdiye kadar 50 bin kere olurdu. Bu yeni Türkiye'nin inşası konusunda bir bütünleşme teklifidir. Numan Kurtulmuş il başkanlarının ardından genel idare kurulunu topladı. Toplantının sürprizini Mehmet Bekaroğlu yaptı. İl başkanları toplantısına katılmayan Bekaroğlu genel idare kurulunda yerini aldı. Partinin kapatılmasını istemiyorum, görüşümü bildirmek için buradayım dedi. Ancak iki toplantıdan da AK Parti ile birleşmeye destek görüşü çıktı. 81 il başkanından 76'sı AK Parti ile birleşmeye evet dedi.